Hadise efendim Altın Kelebek'te en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Bunun üzerine meslektaşı Gülşen aynı gün sosyal medya hesabı üzerinden kendini kraliçe ilan etti. Sosyal medyada şu tartışma başladı. En iyi şarkıcı Gülşen mi, Hadise mi? Bu tartışmaya bir isim de efendim kahkahalarıyla, gülücükleriyle dahil oldu. Bakın o isim kim? Ortalık karıştı. Kraliçe kavgasının startı verildi. Hadise Altın Kelebek aldı. Hadise. En iyi kadın şarkıcı Hadise. Gülşen savaşı başlatacak adımı attı. Pop müziğin kraliçesi kim? Bugüne kadar sahne kostümlerini seçerken gösterdikleri cesaret nedeniyle sık sık karşılaştırılan Gülşen'le Hadise arasında gizli bir kraliçelik savaşı başladı. Her şey geçtiğimiz akşam Altın Kelebek ödül töreninden en iyi şarkıcı ödülüyle ayrılınca başladı. Altın Kelebek gecesinin ardından Gülşen sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de zaten bitmekte olan pop müziğine veda ederiz. O nedenle Tanrı Kraliçeyi Korusun paylaşımını yapan bir kullanıcısının o ifadelerini kendi Instagram hesabından paylaştı ünlü şarkıcı. Savaşın fitili de bu paylaşımla ateşlendi. Gülşen yaptığı paylaşımla Altın Kelebek ödülünü ben hak ettim demek istedi. Kraliçe benzetmesine ise Hadise'den önce Hande Yener'den yorum geldi. Ünlü şarkıcı Gülşen'in kraliçe çıkışına kahkaha atarak karşılık verdi. Beni paketlemiş. Belli ki bu kraliçe tartışması daha çok büyüyecek. Madem öyle kararı izleyicimiz versin. Sizce pop müziğin kraliçesi kim? Müziğin kraliçesi kim diye soralım ama böyle o duayen isimleri böyle başka bir kategoriye alalım. Sezen Aksu'lar, Ajda Pekkan'ları. Evet. Ve bir iki isim arasında da sorabiliriz aslında. Gülşen mi, Hadise mi, favoriniz hangisi diyelim? Şampiyon biz kim? De söyleriz belki sona doğru. Politik olmayı bırakıp söyleriz. Yok, söyleriz zaten. Evet. Zaten az çok anlaşılıyor. Bu arada ünlüler arasında artık şöyle bir şey de var değil mi Gülşen? Direkt yazmak yerine yazılmış bir mesajı beğenerek aynı fikirde olduğunu söylüyor. Yani altını çiziyor. Altına imzamı atıyorum diyor. Gülşen'e bir şey olursa Türkiye'de zaten bitmek üzere olan pop müziğine veda ederiz. Aslında şöyle bir mesaj da gelebilir. Allah korusun kimseye bir şey olmasın. Gülşen'e bir şey olursa biz son günlerde magazin modacılar olarak kimlerin kostümlerini tartışırız örneğin. Moda polisleri. Çünkü sahnelere o anlamda bir soluk getirdi son 6 aydır. Kimse kusura bakmasın bir hit şarkı falan çıkmıyor yani. Son 6 yıldır dedin. 6 aydır. Bu 6 aydır dedin kıyafetleriyle. Ama bu bence bu yıl 6 ay az evet. Söylüyorsun. Ha işte. Bence. Tamam bu yıl. Bir de pandemi de kat içine. Gülşen hani uzun zamandır yeni bir şarkı üretmiyor. Şöyle kıyafetleri konusunda tartışmaya başladığımız dönem son 6 ay ama dediğin gibi hiç şarkıyı çıkarmadı. Belki bir seneyi geçti mi? Bir seneyi geçti. Daha da fazla. Daha da fazla. Müge ben neye takılıyorum biliyor musun? Kendimizi yüceltirken birilerini neden alaşağı ediyorum? Evet. Özellikle hemcinslerimiz konusunda ekstra hassas olmamız evet. Gerekiyor. Evet. İkisinde kadın hakları meselelerinde hassaslar. Ne kadar hassas olduğunu tabii. Biliyoruz. Tabii. Şimdi durup dururken Gülşen neden Hadise ödül aldıktan saatler sonra böyle bir paylaşım yapıyor ve neden evet. Hadisenin etini bir çevirmek istiyor? Ben buradayım, sen kimsini bir hatırlatmak istiyor. Hadisenin bu aralar zaten etini çeviren çevirene. Niye? Kadın müzikte, müzik hayatında, kariyerinde mutlu, özel hayatında mutlu. Bu sebepten dolayı mı birileri rahatsız oluyor? Bu sebepten dolayı. Ben Gülşen tabii. Bazında söylemiyoruz. Yani şöyle bir şey. Şimdi yakın çevremizde de yok mu? Böyle çok altın günlerinizi yaşadığınız, mutluluktan havaları uçtuğunuz dönem gerçek yakın dostlarınız, sizi gerçekten sevenler sizle birlikte coşarlar. Fakat mutlaka etinizi kıvıran birileri çıkmaz mı çevreden? Müge. Ve bu dünyada yani onların dünyasında rüzgarlar çok daha sert esiyor. Daha bilmediğimiz emin olun çok daha çirkin şeyler yaşanıyor olabilir. Zaman zaman ve o yüzden de bazı şeyleri gizleyeceksin. Duyuyoruz. Duymaz mıyız yani? Ve ben şunu söylüyorum bilmiyorum katılıyor musun? Çok mutluyum, çok mutluyum naraları atmayacaksın. O fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayacaksın. Kesinlikle. Herkes sana aynı enerjiyle bakmıyor. Yok hayır. Yani çok mutlu olsan bile çünkü insanlar mutsuz tamam mı? Sana sordukları evet sana sordukları zaman bile ben çok mutluyum demeyeceksin. Vallahi ben artık o noktaya geldim. Nasılsın? Yuvarlanıp gidiyoruz işte ne yapalım? Aynen bir kitap okudum geçenlerde ünlü bir psikologun o da diyor zaten. Hayat böyle bir şey çok mutlu ya da çok mutsuz olduğumuz anlar yok. Hep ortalama günler var diye. Peki
Kariyerlerine şöyle bir Hadise dikkat et. Kariyerlerine şöyle bir göz atalım. Hadise 2003 yılında İdol yarışmasına katıldı. Henüz 17 yaşındaydı. Derece alamadı ama albüm teklifleri aldı. Gülşen ise daha eski kariyeri. 1996 evet. yılında Pijamalı Kız olarak hayatımıza girdi. İkisinin de çok geniş hayran kitlesi var. Bunun altını çizelim. Ama diyelim ve kocaman bir ama açalım. Gülşen'in Hadise'den öne çıkan özelliği beste yapması, söz yazması, üretmesi. Bir de Hadise üreten ise, bir insan da eşi. Onun işini tabii, daha da kolaylaştırıyor. Hadise ise neyi iyi yapıyor? Hadise'nin benim bildiğim kadarıyla öyle bir sözü, bestesi, bir şarkısı falan yok. İyi bir yorumcu. Hadise iyi bir yorumcu, bir de iyi şarkının kokusunu alan bir isim. Hı. Bak mutlaka hit şarkı. Mutlaka bir hit şarkı çıkarıyor Gülşen. Hit şarkı, Hadise. Hit şarkı ve şovla birleştiriyor. Gülşen de artık son aylarda şovla, daha doğrusu şovdan ziyade kıyafetlerle birleştiriyor şarkıları. Bak yıllardır şeyin tartışması vardı, onlar önceki kuşaklar. Sezen Aksu ve Nilüfer. Sezen Aksu hep üretirdi, altına imza atardı. Hı hı. Nilüfer sadece şarkıları yorumlardı. Ama herkes o zaman ama ne diyordu, haddini, bana sanatçı deme, tabii. Haddini nasıl biliyordu? Nilüfer'e bir gün sanatçı dedik. Dedi ki hayır bir dakika, sanatçı değilim. Ben iyi bir yorumcuyum. Evet. Sanatçı Sezen Aksu dedi. Bakın ne kadar güzel kendilerini biliyorlar ya. Şimdi bambaşka şimdi tartışmalara herkes, giriyoruz. Şimdi herkes ben sanatçıyım herkes diyor. Sanatçı, herkes gazeteci, herkes yazar. Şimdi devam edelim kıyaslamaya. Evet, ikisinde son dönemde sahne kıyafetleri, Gülşen'in daha bile eski hatta, sahne kıyafetlerini çok konuşuyoruz. Sahne şovları demişken Gülşen'in sadece kıyafetleriyle bir şov yaptığını görüyoruz ama Hadise dans edebilen bir şarkıcı. Çok önemli bir şey. Yani kaç kişi bence dans Hadise gibi hem şarkı söyleyip hem dans edebilen bence çok az insan var. Gülşen'in sen böyle Hadise gibi bir dans ettiğini falan gördün mü? Yok. Olduğu yerde sallanır. Evet, bir de herkesin vücudu her şeye uygun değil, uymuyor. Dansa aynen. uymuyor. Bazılarına dans daha çok yakışıyor. Ki Hadise dansla nefesini falan, sesini gayet doğru kullanarak sahne şovunu bitirebiliyor. Hepsinin artıları eksileri var. Bir de tabii yani hani seyirci olarak söylüyoruz. Altın Kelebek'te ödül verirlerken de yakın zamanda yapılanlara da bakılıyor. Şimdi Gülşen'in bir süredir yeni bir şarkısı yok. Yok, evet. Ama Hadise'nin bir yol hikayesi miydi? Küçük bir yol hikayesi değil mi? O şarkısı, şarkısı var. Güzel. O şarkısı, son şarkısı Hay Hay yine bir hay hit hay oldu. Güzel. Hay Hay, hay Güzel. Beğen. Ondan önceki işte Küçük Bir Yol Hikayesi ve ikisi de tutmuş şarkılar. Şimdi şöyle bakarsak en iyi popçu. O zaman da dersin ki Tarkan niye almadı? Tarkan da çünkü uzun zamandır bir şey yapmıyor. Yani bulunduğunuz, geride bıraktığınız senedeki performansa bakılarak yapıldı. O bütün, tabii. Bütün meslek hayatınızın yıllarını kapsayan bir ödül değil. Onları kime veriyorlar? Yaşam boyu, onur ödülü falan onlar alınıyor. Yani erkekte onların de Edis hak etti mesela. Bence sonuna kadar hak etti. Sen evet. Yani hayır, Edis de şöyle bir şey. Edis de böyle çok hani al ama bu Tarkan'ın yerine gelecek. Bak. Hayır, tamam. Canım, kıyaslayamazsın. Ama kıyaslayamazsın da birileri zorla kıyaslattırmaya çalıştığı zaman Edis'e de yazık oluyor. Edis bir akışına bıraksa daha rahat edecek. Daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor evet, evet, diyoruz evet. biz. Bir rahatlasa, akışına bıraksa daha rahat edecek. Bir de yoksa o şarkıları falan gayet güzel. Müge hep biz kendi kendimize diyoruz ya öv bizi, öv beni falan esprisini yapıyoruz. Biz kendi aramızda. Övme mevzusunda biraz Gülşen gibi olacaksınız. Çok mütevazı buldum Gülşen'i. Resmen pop müzik işte Gülşen'e bir şey olursa pop müzik biter. Kraliçe çok yaşasın. Kraliçe olarak da ilan etmiş kendini. Bakın. Bu arada Gülşen'e de bayılırız. Evet, kraliçe deyince insanın aklına ister istemez Sezen Aksu Sezen geliyor. Aksu geliyor. Yani hani burada bahsettiğimiz insanlar hangi sene hangi hit şarkıyı çıkardı? Popülerlikleri, yıldız olma durumları. Oo, yoksa yorumlar kraliçelik uçmuş. Başka bir mevzu. Evet, geldik şu anda Instagram'da sizlere de sorduk. Favoriniz hangisi? Gülşen mi? Hadise mi? Bugün artık şampiyonu belirleyelim. Beraber belirleyelim. Sonunda şeker vereceğiz. Hatta, şampiyona şeker. Hatta şöyle bir şey yapalım. Sen bir sonraki habere anons Hazırım. Ederken evet. biz sosyal medya story'e de bir anket Oylamaya açalım. Ha. Bir tarafa Gülşen'i koyalım, bir tarafa Hadise'yi koyalım ve sonucu da yayın sonunda
unutmazsak bu ara... Unutturmazlar bizi. Bu ara nasıl unutuyoruz? Gülşen... Geçen bir anket yaptık, sonucu açıklamayı unuttuk biliyorsun. Unuttuk, bayağı unuttuk yani. Cuma günüydü ve anketin sonucunu açıklamayı unuttuğumuz pazartesi günü aklımıza geldi. Bayağı geçmiş. Hatta yani. Arabayı kullanan arkadaş Müge Hanım, anket nasıl sonuçlandı dedi. Ben böyle yaptım eve dönerken. Ne anketi? Bir dakika Gülşen'i arıyorum, anketi unuttum diye. Gülşah diyor ki Hadise, GLS diyor ki kızlar Gülşen'den artık müzik duymuyoruz ki. Hep son aylarda kıyafetleriyle konuşuluyor ama Hadise Küçük Yol hay hayla listelerden hiç düşmedi. Şimdi bir de yabancı şarkısı geliyor. Bu da Hadise fanı galiba. Meryem diyor ki tabii ki de Hadise. Hadise, Hadise, Hadise. O zaman buradan anlıyoruz ki Hadise'nin hayranları erken kalkıyor. Nuran, Gülşen'inki biraz daha geç kalkıyor. Geliyor, Gülşen'inkiler de var. Bayağı bir Gülşen var. Nuran Şimşek diyor ki dans etmedi diye Gülşen'i lütfen harcamayın. Ne alakası var? Biz kimseyi harcamıyoruz. Özelliklerini söylüyoruz. Biraz önce de söyledik. Gülşen söz yazıyor, beste yapıyor ama Hadise bunu yapamıyor dedik. İki kişiyi değerlendirir. Şimdi ister istemez kendileri başlattı bu yarışı. Gülşen başlattı. İki kişiyi değerlendirirken lütfen bir tarafa ağırlık kazandırmadan onun artıları, onun artıları. Aynen, onun dengeleyerek gidiyoruz. Onun eksileri beraber gidelim, böyle akalım. Naime de diyor ki ya yapmayın ya, Hadise kim? Gülşen'le mukayese ediyorsunuz. Gülşen'in beste söz yazarlığı yeter, yorumculuğunu söylemiyorum bile. Hadise ise sadece dans ediyor demiş. Hadise'nin yorumculuğuna... gözden hiç böyle atmak doğru bir şey değil. Murat'a diyor ki Hadise tek şampiyondur. İkisi de kraliçe değil kızlar demiş başka bir izleyicimiz. Bu yıl Hadise'nin yılı, çok güzel şarkılar yaptı. Başarılarının devamını diliyorum. Müge bir şey söyleyeceğim. Aşağıya doğru indikçe Hadise mi geliyor? Yukarı doğru çıktıkça hayır, Gülşen. Ha. Yani resmen şu anda sosyal medyada ikiye ayrılmış. Kızıştı durumlar.